İnşallah. Edirne'den gelmişsiniz değil mi? Keşan. Keşan. Yani biz Yunanistan'a yakınız. Keşan'ın Koruklu Köyü'ne gitmiştik. Yaklaşık bir buçuk ay falan kalmıştık Elif şeyde Ayçalar'la, abimlerle birlikte gitmiştik. Denize yakındır. Evet. Oranın denizi de bayağı tuzlu. Tabii bizim oralar Elikli, yağ yönecek diye. Aynen. Ben hiç gitmedim ben de. İşte gelmen lazım. Vallahi o zaman bizim de güzel oluruz. Şey, gittim de. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. Bunlar köyü yumurta sağlam çatlamaz. Öğrendim. Maşallah senin güzel şey sarı olmuş. Bu ikinci değil mi yumurtanın? Bir geçen aldık. Evet. İki tane bir geçen şey yapmışlar. Bir de bu ilk oluyor işte. Maşallah tatlı. Maşallah maşallah. Beş tane yumurta aldım. Maşallah ama iki gündür bir. İki, üç gündür bir. Üç gündür bir tabii canım. Evet, cümleten herkese selamünaleyküm. Bugün ta Edirne Keşan'dan misafirlerimiz var. Beraber video çekelim, hatıra olsun istedik. Hem de soranlar oluyordu böyle, takipçileriniz geliyor mu, videosunu hiç çekmiyorsunuz diye. Bugün Turgay abimiz ve annesi sağ olsun Edirne Keşan'dan bizler için Bozkura kadar gelmişler. Kaç kilometreydi yaklaşık? 1000 kilometre var yani, herhalde Turgay abi. 900 kilometre var. 900 mü? 900 kilometreden sağ olsun bizler için gelmişler, ayaklarına sağlık. Bugün şöyle bir onlarla beraber videoya başlayalım istedik. Herkese de iyi seyirler dileyelim. Hatıra olur bizim için. Tabii ya. Doğru. Şimdi buradan nereye gideceksin sen? Bitlis. Yine Bitlis'ten buradan oraya. Bir sahip ettiği yer. Geldi. Balık seni balık varmış. Ben görünce. Lulu. Allah seni. Lulu biliyor musun? Kanal varmışmış böyle o şey, kanalda. Şey Bitlis'in içerisinde, merkezde kanalları var aynı bizim buralar gibi ya. Bilmiyorum ki ben nerede. Biz de bilmeyiz. İşe anlatırız. Bitlis'e sınırı yok mu? Bilmiyorum, ben Van Erciş'e gittim. Vallahi o Van Gölü'nün kenarını bitirmek mümkün değil. Otobüste saatlerce bir gittik Van Gölü. Muhtemelen Bitlis'e de dayanmıştır. Kilometrelerce bitmiyor Seyit Deniz. Van Gölü'nün etrafı yani, deniz demeyeyim. Oradakiler evet. Deniz diyor hep de. Deniz gibi canım. Gece deniz. Türkiye'nin en büyük gölü galiba Van Gölü. Güzel ama. Gerçekten. Gece görmüş. Allah nasip ederse bir daha var mı yolculuk buraya? Belli olmaz. Nasip etsin. Bekliyoruz abi. İnşallah. Yani yolunu serse. Arayacağız. Geliyoruz bir de. Karısı bir tane de galiba müşterimize gitti. Bir tane de. Güzel de. Ha, bitti zaten. Yo, bitmez dağlar. Arabanın arkasından indirdim ben bunları. Arabada hep durur. Ben de kendi evim olursa ben de yapacağım. İnşallah. Vallahi. İnşallah Allah nasip eder. İnşallah siz de gelirsiniz. İnşallah. Ha, bir tanecik.
Attım şeker. Hı, tamam. Şimdi yenge siz yukarı yaylalara gitseniz, bizim yaylalara. Hı. Böyle şu an var ya ora eser böyle bir de soğuk eser. Evet tabii. Sıcak babacım böyle ben... sıcak değil yani. Şu an o tepelerde ırkayla durun değil mi oğlum? Ben abi. Geldiklerinde gittik 2 sene önce. O benim tamam kızım. Katil? Yukarı Beğurdele'ye doğru çıktınız mı? Beğurdele'ye gitmedi herhalde. Nereye gitti? Onu hatırlamadım. Siz böyle gezdik. Yaylaya gittik herhalde döndük. Sorduydum ama zannedersen daha gezelim mi diye sorduydum. Tabii. Artık gidelim mi de dedim evet, Turgay abi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yaylardan dönüşte sordum sanki. Korkudan bile gidemedik. Kimse şey haber vermediler şeye. Turgay şeye. Yerine hemen çağırdılar beni o zaman. Apar topar ondan geldi. Söylemedik. Bundan. Olmuyor diyor. Zehra ile getirdiğimiz kavun aynısı. Aynısı da. Gelsene kavun ye. Geliyorum baba. Gel ateş korda kestiğe kadar. O işsizde valla. Dilsa abi kolay gelsin. Tamam şekerim. Evet. Dün... Yiyecek mi? Yiyelim abi. Dün Edirne'den misafirlerimiz vardı. Bugün de Beyşehir'den İdris abimiz geldi. Artık İdris abiye takipçi diyemiyorum ben. Bir abimiz sayılır. Büyüklerimiz hepsi abi abla sayılır. Ama İdris abiyle kaç sene oldu abi? 3 seneye geçti herhalde. 4 sene mi oldu? Hemen hemen ilk başladığımdan beri bu işe muhabbetimiz var. Şöyle bir beraber bugün de yaylaya gelelim dedik. Daha önce pek misafirlerimizle video çekmiyorduk. 2 gündür misafirimiz var. Bugün de misafirlerle beraber videomuzu çekelim dedik. Hem de güzel bir hava var, yayladayız. Şöyle yağacak gibi bir hava var. Yaylamız yeşermeye başlamış tekrardan bahar gibi. Evet, yaylamız tekrardan yeşermeye başlamış. Şu 2-3 haftadır çok güzel yağış aldık. Öncesi Ekim ayına kadar yeşermezdi, Ekim'in ortasına kadar. Koyunla dururken o da bu sene nasipten ben gelemedim. Maşallah erkenden yeşermeye başlamış kış gelmeden. Hala oturanlar var yaylada. Koyun var, Hasan abigil var. Bizim koyun da onların içinde. Evet, ocaklığımızı yaktık. Kara çaydanlıklar yanında. Uzun zamandır şöyle yaylada bir keyif yapmıyorduk. İş, güç, düğün, koşturmaca derken. Bir senede ayrı. Milyarlara yapıyorlar. Bir çuvalı 300 milyon da odun istiyorlar. Odun parası. 3800'leri unu her şeyi kendine. 300 lirası odun parası. Unda mı onda? Hayır canım. Onda. Bu sene. Vallahi onda. Geçen benim arkadaş yaptırdı. Ben tembihledim şimdi ama adam çok dolu. Kasım'a günü yaptı. Un nasıl ondan oluyor ya? Onda onda. Her şey onda. Ondan da kızım zaten 1800 lira. İşte. 25 kiloluk ben de yaptırayım o zaman. Ama o gene şunun suçu. Şu var ya şu. 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 Ya. Doğru ne biliyorsun sen ölçüyü de dedim kestirdim. O ölçüyü ben aldım ben biliyorum dedim. Benim haberim yok. Dur ben seninle konuştuğumdan haberim yavaş var. Bana dedi ki. Bana dedi ki. Külhan dedi vallahi Seyit Ali öyle dedi dedi. Bir de ölçü git. Seyit Ali mi verdi sana dedi. Bütün suçuna mı? Cera'ya sor dedim. Sinirden zannı zannı tutuyor. Ölçü kaçırdı dedim. Cera'ya sor dedim. Ben 2.40 biliyordum ama dedim. Bu ne, da bak dedi, bu da 2.40 biliyormuş. Bak. Gördün etti, mü? Abi tamam dedi 2'ye 2.40 dedi. İyi dedim dedim ben. Metreyle ölçtüm dedi güzelce. Nasıl ölçtün? Ölçmüş mü? Sana biraz. Nerede metreyi ölçtün tuttum, gerçekten Seyit Ali? Metreyi tuttum duvardan. Mutfağın camından kapıya kadar. Kapıya kadar tuttum ölçtüm. Yok abam o zaman senin kafa iyi dönükmüş. İmkanı yok.
Ya İdris abi 2.40. 1 metre bir de. Arada 1 metre fark. Hani az buz da değil. 5-10 santim 20 santim. Var ya. 1 metre. Geldi babasına diyor ki baba dedi annem gene niye celalleniyor dedi. Ölçüyü dedim yanlış almış oğlum dedim. Annen ne kadar dedi. Ha böyle 5 santim 10 santim sandım. 1 metre oğlum dedim. Yuh baba dedi buna. Ben de arka çıkacak bir bakardım. İdris abim git sağ olsun mutfağa yolluk alıverelim dediler. Onda da ölçüyü ben yanlış vermişim. 3.40 yerine 2.40 demişim. Gülhan abam da İdris abiye bağırmış. Niye 2.40 dedin diye. O da ben bana dedi. Ben dedim ölçüyü yanlış verdim. İdris abim bir suçu yok. Senin yüzünden dayağı ye ya. Elimde ekmeğe böyle kaldım. Bir şey de diyemem. Dışarılara çıkıyor, bağırıyor, çağırıyor, geliyor. Sen avladı şimdi önüne karışır diyor. Geri gidiyor bir tane. Açıldı kaldı abla. Gözümün önünden gitmiyor görüntüsü. Bak, o şey var ya, siyah şeyi kaldırınca bak çok güzel oldu. Abi siyah, o da bir abimizin hediyesiydi. Güle güle kullanın. Onu da münasip bir yerde gelir, orada kullanırsınız. Çatı da şey yaparız ya, çatıya. Ya, oraya en azından şöyle bir yer ayarlarsınız. Şey gibi. Evet. Şark köşesi gibi. Orada kullanmışsınız ya. Hatta benim çatıda... Kamuşasla yakışır mı? Evet. Halıya yakışır. Şey ya, benim çatıda bir halı daha vardı da. O olmaz ya. O biraz şey kaçıyor olmaz. Abi. O ablaya olur anca. Şu beyaz. Şu desen olarak. Şununla aynı da. Yün halı. Değerli halılardan. Yani şu orta kısmı beyaz. Olmaz, o size olmaz. Abi halımız var zaten. Bir tane getirdim çatıda duruyor. İki tane getirdim, dört tane getirdim. Birini çatıya attım. Odaya serdi, birini bir yere serdi. Oraya serelim diye. Terasa dedik serelim. Var yani halımız tamam gayri. O. Peki takımın ikisini serdin mi? Birini salona serdim, birini yatak odasına koydum. O halı falan çok şey. Bir tanesi mor odanın, biri de küçük oda, çocuk odası yaptığımız yere koydum. Bir tane vardı işte, onu da terasa serelim diye çıkardık. İdris abiyle tanışmamızı da anlatayım. İlk video çekerken daha 4 seneye yanaşıyor. Bir 5-6 ay telefonla konuştuk. Beyşehir'de bir yan ilçede. Ondan sonra artık ben sürekli gel diyordum. Şu gün geliriz, bugün geliriz. Bayağı 5-6 ay telefonda konuştuk. Ondan sonra geldi. İlk yaylada burada kaldık. Gece 2'de kung fu yapıyorduk en son. Yani hiç tanımadığım biri geldi. Tam telefonda konuştuk ama biraz çekindim ilk başta. Çünkü gece 2'de kung fu yapıyoruz. Bana kung fu öğretiyor. Şuradayız. Korkudan da bir şey diyemiyorum. Yatacağız, uykumuz geldi ama adam kung fu yapıyor burada. Öyle bir tanışmamız oldu. 4 senedir Allah'a şükür sürekli gider geliriz. Biz de gideriz. Onlar da gelir. Sağ olsun, Allah razı olsun. Su çekme işiyle şey yaptı. Işte. Evet, daha evine motor kurduyduk beraber. İlk burada denedik ya. Daha yukarı burada denedik. İlk burada denedik. Şu aşağıda hortumu su basıyoruz yukarı. İki tane eşek geldi. Eşek hortumu aşağıda bir tuttu. Seyit Ali koş dedim, eşek hortumu ısırıyor. Aa, aşağı koşarak gitti. Ondan sonra kovaladık. Tekrar bu yukarı çıkar, eşek tekrar geldi. Hortumu bir daha yapmıştım, sonra hortumu delinmiş. Ne istedi hortumdan acaba? Biz su çıkaracağız diye uğraşıyoruz, eşek de hortum peşinde. Çeşmenin oluğunu attık, ta yukarıda demir direk var tepede. O demir direğe oraya su basacak mı basmayacak mı onun şeyini, deneyini yapıyorduk. Suyu çıkarıyor, güzel çıkarıyordu. İşte eşek de geldi oradan, bizim borumuzu ısırıverdi. Kemirmeseydi devam edecekti. Ya. Filipi de o günler ya, vallahi böyle. Buradan dağ evine gittik, aşağıya kurduk, yukarıya baktık, iyi, su geliyor. Tamam dedik, bir motor aküsüyü götürdük gittik. Bu bize yeter, o zaman sıva yapıyordu evin içine. Abi bu kadar aktıktan sonra bana yeter dedi. Sonra, o zaman tam güneşti herhalde abi, güneş azalınca su biraz azaldı. Şey, panel yoktu o zaman, motor aküsüyle basıyordu. He, aküyle bastık. Ha, sonra... Mustafa'yla şeye geldiniz. Bizim Beyşehir'e geldiniz. Beyşehir'den çektikten sonra paneli aldık. Paneli aldık, oradan abimin yanına gittik. Seyit Ali yine motor aküsüyle basalım. Motor aküsüyle onunla şey. Onunla iyi oluyorsa yine bas. Şu elindeki büyük motor aküsü dayanmaz. Dayanmaz, ona dayanmaz. Normal büyük akü olur mu araba aküsü? Araba aküsü olursa yok, olur. Yok demek istedim, hani gölge ya. Bak
Araba aküsü, araba aküsü olursa olur, paneli kuracaksın. Araba şarjı aküye vereceksin ama panel orada durması lazım. O değil lan, güneş olmadığında, güneş olmadığında. Aynı şey diyor. Panel durması lazım o zaman. Gel evin oraya koyacaksın aküyü. O zaman şey... Ve aşağı alırsan kablo çekmem lazım. Kablo o da zayıf dünya mesafe var. Zayıf çeker. Yani bayağı mesafe var. O senin su çektiğin motorun daha şeyi var. Büyüğü var. O ben abi şey aldığım güzelmiş ya. O yetiyor yani. Şu kadar su çıkarıyor. Bak. Büyük bir parmağın kazınında çıkıyor. Nere? Onun daha büyüğü var. Sana ne diyeyim ben? Ekmeğelediğim oklava var ya. Onun kalınlığında su çekeni var. Çok ne diyor? Yüksek basınç. Şey olarak. Biz devir. O bile olmayınca ama ona bile razı geldik. Seyit Ali'ye parmak gibisi de yeter yani. Yetiyor mu? Önce taşlanan kovayla taşıp geliyordu. Bak motor var. Motorcuk var. Motorun daha üstü var. Şimdi Seyit Ali'ninki motor. Benimki motorcuydu. Önceki ben buna deneme amaçlı getirdiğimde. Şimdi bunun motorunun bir üstü. Profesyonel. Dediğim. Yani bu mesafe az bir mesafe değil abi. Tak uyudan oraya şu tabandan şu depiye su basıyor. Abi yani mesafe. Evet. Su motoru basmaz oraya. Önce eliyle taşıyordu kovayı. Önce kuyudan. Tabii ta kuyudan eliyle tenekeyle. Çoğu çıkıyor. Zaman videoya göstermiyoruz da o çamuru kararken abi çoğu zaman kuyudan evet. 20 mesela 10 sefer yapıyordu. Elimde ya büyük bir dolda evet. Ya da iki kofayla 10 sefer yapıyordum. Çamur karıyordum. Yeter o Seyit Ali'ye. Geçen bir ara güneş yokken de getirmiştin işte en son çamur kararken hatırlıyor musun? Evet. Şey mi o zaman da mı su çıkmadı? Güneş yoktu abla. İlk baş güneşle idare ediyorduk. Güneş batmaya başlayınca su lazım. Evet. Kuyuya git getir. Bunun şeyinin bahçesinin orada su var. Ben bir ara buna dedim burada su var. Burayı kazalım. Yeşil olan yeri diyorsunuz. Değnekle baktı İdris abi. Değnekle bakıyorlar, değnek dönüyor ya, şey, bakır çubuk. Tabii bakır şey çubukla. Bir anımsadım onu. Oraya, ben şey etmiyorum, burada su var dedim ama metresini bilemiyorum. Suyun olduğunu biliyorum, metre, bazı diyor ya, 5 metrede, 3 metrede, 10 metrede. O gösterdiğin yeşilliğin orası değil mi? Yok, biraz yukarıda. Yukarıda mı? Yeşillik çeşmenin üstü. Sana gösterdim. Ha şey hayır, yok. Hayır, evin oradakini diyorum. Evin temelinin altında, yolun altında bir yeşeren yer var abi. Burası ya kuzeyi olduğuna biraz geç soluyor çimen. Yani şimdi hala yeşil mesela. Ya şimdi şu yukarının sarkıntıları da vurabilir. Benim oraya baktığımda... Dağcının o tarafları mı diyorsunuz siz? Yok yok aşağıda yolda. Patika yolda. Benim o zaman baktığımda ortalığın kurak zamanıydı değil mi? Kurak zamanı. Kurak zamanı. Çünkü... İdris abiyi zor tuttuk. Bakır çubuk dönüyor. İdris abi yayla da eşek çoğalmış. Evet, bura bir şey açalım mı? Eşek dört kırar tanesi. 3-4 tane spa var herhalde. Var. Bir ara neydi? Gece bir yürüdü her tarafı eşek sesi. Şura diyorsun. Şura şura. Ha, tamam. Ha, onu diyorum. Zehra şuna bak. Koyun otlattığımız yerlere geldik. Şöyle bir mantara bakacağız. O baharın çıkan mantarlardan güzün de bazen çıkıyor. Bulabilirsek. Buldun mu? Geliyorum. Geliyorum dur. Sen benden iyisin ha. Evet. Maşallah. Bak burada ne var? Kopar bakalım. Gülhan ablam koparsın. Gel gel. Nasip senden hadi bakalım. Bir koparabilirsem. Oo, altı kıpkınalı. Evet özlemişiz mantar toplamayı da. Bu sene düğünden gidemediydik pek. Bir iki kere gittik. Bu eskimiş biraz. Ya o benimdi. Hayır. Ben gördüydüm önce. Hayır. Ben buldum. Önce ben gördüydüm. Önce ben buldum abla. Nerede ben bulamıyorum. Burada. Bak.
Hay maşallah. Oo. Sen ne yaptın maşallah ya? Bu işi kaptın artık benden. Ben alayım mı dikenliyse? Şuna bak. Oo. Tut bakalım. Tuttum. Oo. Vallahi. Onun dibi kurtlu ama. Belki kendinde yoktur. Yok mu? Vardır. Kenarında yoktur belki. Olmaz ki, bu vakitte de pek kurtlanmazdı ya. O nasıl, o da kurtlu. Aa, dibi sağlam gibi, koparamadım dur. Kurtlu ya, büyüye bak bakalım. Abi, orada da atmışlar kurtlu. Yok gibi ama. Allah Allah, çok erken çıktığı için ya, bu sene. Bu tertemiz. O temiz mi? Temiz. Tamam, şunları da al. Al bakalım. Ah. Kat bakalım. Siftah yaptık. Hadi bakalım. Aa, bunun kenarları temiz. Daha çok orada da küçük diye almadım. Neyi alıyor? Büyüklerim abla. Geliyorum Seyit Ali. Bak şuradan alacağımı aldım, daha bayağı var. Dolu bura baksana. Seyit Ali. Abacım gördün mü? Oo. Seyit Ali bak, oymak var da küçük diye alayım mı? Al al. Ama şunlara baksana şu. Onu niye attım? Onu kurtlu diye attım abla. Bir tane de burada yok var. Artık. Benim meslek elden gitti ya. Bunlar hiç çalışmamış. Maşallah. Bak çok var. Allah Allah, kurtlanmış şey ya. Bak önümdeki yere. Kız bunlar açık değil, kurtlanmaz. Bazısını dikkat edin, kurtlu. Sen bu işi iyi kaptın vallahi, hava da karanlıyor. Sen şu arka tarafımdakilere baksana bir. Nerede? Arka tarafıma bak sağa. Görünmüyor. Her yer kapıyor. Seyit Ali, karanmışsın, görüyoruz ya. Ay maşallah. Abla gel gel. Abacım şunlar, ay. Abla boş ver, gel gel. Abacım şunlar değil mi? Abla sen bir gel. Kurtlu bunlar sanki ya. Seyit Ali. Buyur abla. Bunları aldım işte ha. Ha tamam. Tamam, Zehra gösterdi bana. Ay. Kimisi kurtlanmış. Ay çok top ama bunlar. Görebiliyor musun? Ay. Alay. Şunlar cidek dönmüşler. Evet, mantarları da topladık bugün. Maşallah poşet doldurmuşsun sen. Bir kilo kadar var. Rahat. Şunları da al. Bak içindekiler büyük büyük. Hay maşallah. Onlar genç, ben yaşlıyım. Ben yürüyemedim. Senin önünden göbeğe toplar mı? Ay! Ay ay ay! İdir bir kopar, bir kopar. Şuna bir bak, Zehra, Zehra. Oo. Oh maşallah. Evet, bayağı güzel bir gün oldu. Mantarımızı da topladık. Güzel bir piknik yaptık. İki gündür misafirimiz vardı. Kısa kısa da video çektim. Videoya burada veda edelim. Herhalde biz gececiyiz burada. Telefon ışığıyla bir mantar arayacak gibiyiz. Arabanın yanını tutturabilir misin? Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.